Merhabalar, İstanbul Open Course adına PPAP anlatmaya devam ediyorum. Bu derste de PPAP gereksinimlerinden bahsedeceğim. Daha önce de belirttiğim gibi PPAP veya PPAP dokümanları, hani bizim AP, QP sürecimiz vardı ya, o sürecin bir çıktısı olarak düşünebiliriz. Yani müşteriye sunduğum, bak, AP, QP sürecine uyarak, o kılavuz plana uyarak ben bir parça geliştirdim ve bu geliştirdiğim parçada şu 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 işleri yaptım. Senin bana gösterdiğin yola uydum. İşte bunlar da o sürecin kanıt dokümanları diye sunduğumuz ve müşterinin benim bu sürecimi onaylaması için ihtiyacı olan dokümanlar topluluğu. Evet, birazcık uzun bir tanım oldu. Kusura bakmayın. Ve 18-17 maddede toparlamaya çalıştım ihtiyacım. Hangi dokümanları, hangi çalışmaları sizden isteyecekler? Ve bu maddeleri de sonraki videolarda ayrı ayrı işleyeceğiz. Ancak burada kısaca geçeceğim bu videoda. Fakat daha önemlisi şu: bu maddeler temel, yani bir eğitim dokümanı olarak hazırlanmış maddeler. Dolayısıyla sizin yaptığınız işe göre, sizin çalıştığınız müşteriye göre bu gereksinimler artabilir, azalabilir. Ancak temel talepler, yani 3 aşağı 5 yukarı bunlardır. Şimdi birden 18'e kadar önemli olanların üzerinden geçelim. Bir, en önemlisi teknik resim. Teknik resim, şartname mutlaka PPAP dokümanları içinde olması lazım. Bu Authorized Engineering Change dokümanı ise, hatırlarsanız PPAP ne zaman sunulur dersinde, PPAP'ta ne zaman sunulur? Bir kere en önemlisi bir mühendislik değişimi. Yani ürettiğim parçada bir değişim oluyorsa, örneğin plastik bir parça ekliyorsun, plastik parçanın dayanımını artırmak için İşte feder kalınlığı işte 1 milimetreden 3 milimetre yapıldı. Yani tasarım değişimi var. Onu gösteren, yani işte öncesi sonrası resminin olduğu, işte hangi parçaların etkilediğini gösteren, değişimi anlatan tüm dokümanlar, her şeyler. Üçü es geçiyorum. Dörtte tasarım FMA. Eğer siz bir müşterinizle co-design, yani müşterinizle beraber bir tasarım yapıyorsanız veyahut da siz tasarım sorumluluğu size aitse o parçanın, o prosesin, o hizmetin, o zaman siz tasarım FMA'yı da gözden geçirmeniz veya hazırlamanız lazım. Akış diyagramları, yani o üretimin hangi aşamalarda, ama bu aşamalar neyi kapsayacak? Ham madde girişinden ambalajlamaya kadar, en son sevkiyata kadar bütün o aşamaları gösteren process flow diagram ya da iş akış şeması. Process FMA veya bir başka deyişle risk analizi, kontrol planları, en temel doküman. Kalite mühendisliğindeki en temel, en mükemmel olması gereken doküman, kontrol planı, MSA, yani ölçüm sistemi analizi veya ölçüm aletinizdeki hata seviyesini kabul edilebilir mi, edilemez seviyede mi, bunu gösteren, ölçüm sisteminizi doğrulayan çalışmalar olması lazım. Bu MSA, siz prosesinizde neyi ölçüyorsanız, bu bir kumpas da olabilir, bu bir fikstür olabilir, bu bir master olabilir, tamam mı? Bunun dışında 9, ölçüm raporları. Bu ölçüm raporlarında, affedersiniz, işte 5 parça mı ölçüyorsun, 3 parça mı sunacaksın, 10 parça mı? Onların ölçüm raporu, yani teknik resim üzerinde görülen bütün
ölçülerin hepsinin teker teker ölçülüp bir raporda sunması. Bak kardeşim ben bunları ölçtüm, bunlar da uygun diye. Records of Material Performance Test Results. Burada en önemli, ilk akla gelen şey malzeme raporları. Bu belki bir kaplama raporu olabilir, bir ham madde raporu olabilir veya performance test results'da bir işte kaplama varsa bir tuz testi analizi, şey tuz testi raporu veya bir dayanım testi varsa dayanım testi olabilir. Initial process studies, hatırlarsanız proses yeterlilik indislerindeki şeyler, analizler, işte CP, CPK gibi. Qualified Laboratory Documentation, yani bu performans testlerinde, bu da yani çok talep edilen bir şey değil, o yüzden çok üzerinde durmayacağım. Eğer tabii çalışılan sektör burada çok önemli. Yani bir medikal parçası mı üretiyorsun veya ne bileyim bir ölçüm aleti mi üretiyorsun? Hani belki çok daha özel durumlar için o laboratuvarın kalifiye bir laboratuvar olduğu, işte uluslararası standartlara uyumlu olup olmadığını gösteren dokümanlar. Ben görmedim ama böyle de bir şey olabilir. İşte görünüm raporları, özellikle görsel özelliği olan parçalar için numune parçalar, master sample, bazen sample production, master sample, şampiyon parça, master parça da denilebilir. Yani numune parçaların bir tanesini şampiyon parça olarak da gönderebilirsiniz. Hani şahit numune veya çoğu zaman o şahit numuneyi kendiniz de tutabilirsiniz. Yani yarın öbür gün sorun olduğu zaman işte 5 tane parçayı müşteriye gönderip bir tane parça sizde kalır. Dolayısıyla sorun olduğu zaman en azından ben müşterine göndermişim, elinizin altında olur. Bunu görebilirsiniz. Checking aids dediği kontrol fikstürleri. Yani tabii bunu da şimdi birazdan anlatacağım. Gereksinimler ama her zaman tutup da kontrol fikstürlerini müşteriye göndermiyorsunuz. Bir plastik parçanın örnek verdik. Diyelim ki plastik parçada bazı konum toleransları var. Tamam mı? Şimdi konum toleranslarını da tek tek hepsini ayrı ayrı imalatta, CMM'de ölçecek veyahut ne bileyim koyup da işte kumpasta, laboratuvarda ölçüm yapacak değilsiniz. O yüzden masterlar yapılır. Parça işte konum toleransları doğru. İşte 4 tane delik vardır. Onların birbirine göre konumu vesaire neyse. Şimdi bu burada istenen şey işte o master. O masterdan bahsediyor. O fikstürden bahsediyor ama siz masterı yaparsınız ama müşteriyi genellikle göndermezsiniz. İşte oradaki müşteriyle olan anlaşmana bağlı. O parçayı kontrol edeceğin fikstür sendedir. 17. madde işte dedi ki müşteri özel istekleri, işte bu müşteri özel istekleri de müşterinin özel isteklerine bağlı, müşteriye bağlı bir şey. 17. madde bir paragraf açıp birçok şey eklenebilir. O yüzden geçiyorum. Son olarak da Part Submission Warrant, yani parça onay ruhsatı diyelim. Şu demek PSW. PSW bir şey, böyle bir A4. Siz PIPAP sunumu yaparsınız, yani dokümanlarınızı gönderirsiniz, numunelerinizi gönderirsiniz, tamam mı? Sonra müşteri bakar, kontrol eder ve PSW, yani parça onay ruhsatını imzalar. PSW şudur, yani onun müşteriyi onaylatıp elinize aldığınızda şu demek: ben bu parçayı üretme ruhsatına sahibim demek. Yani PIPAP onayı o imzaladığında almış oluyorsunuz. Kabaca, biraz uzun oldu ama 18 madde, kusura bakmayın. PIPAP
temel gereksinimleri bunlar. Görüşmek üzere.